Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Ağustos 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Ağustos ayı sizin için oldukça hareketli, keyifli, çok yönlü bir ay olabilir. Bu ay seyahatleriniz öne çıkıyor. Yurt dışı ile ilgili beklentileriniz önemli olabilir. Güneş ayın 22'sine kadar Aslan burcunda parlayacak. 9. evinizde olacak ve 4 Ağustos'ta Aslan burcunun 12 derecesinde yeni ay doğacak. Evet, bu yeni ay yeni olasılıkları, yeni başlangıçları, değişimleri ön planda tutabilir. Üstelik Jüpiter'in güzel bir açısı var bu yeni aya. Bu da daha şanslı ve bereketli bir yeni ay olduğunu işaret ediyor. Jüpiter ve Mars 7. evinizde olacağı için ayın genelinde aslında biraz da böyle ilişkilerle ilgili çok hareketlilik var. Yani evliyseniz eşinizle, partnerinizle ilgili konular, beraber yapabileceğiniz her türlü etkinlik, yalnızsanız da tabii ki ilişkilerle ilgili daha fazla şansın, daha fazla etkileşimin olmasını bekleyebiliriz. Şimdi yeni ay 9. evinizde olduğu için bu, eğer uluslararası alanda böyle bir beklentiniz varsa, işte yurt dışına seyahat etmek, böyle bir oturum izni almak, vizedir ve benzeri konular, yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde daha fazla mevzu olabilir. Seyahatleriniz, yolculuklarınız olabilir. Tatil yapabilirsiniz. Öğrenciler için özellikle eğitim ve akademik konular, sınavlar ve benzeri alanlarda bu yeni ay önemli etkiler getirebilir. Şanslı ve yardımcı etkiler daha fazla. Bununla birlikte biraz böyle iletişim dedik artıyor. Medya, sosyal medya işleri, özellikle işte işiniz gereği böyle halkla ilişkiler, reklam, promosyon çalışmaları ve benzeri alanlarda çok fazla yine bir bilgi akışının, iletişimin olmasını bekleyebiliriz yeni ayda. Hukuksal konularda bazı girişimleriniz, niyetleriniz ya da başlangıçlarınız olabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle sabit burçlarda Aslan, Kova, Akrep ya da Boğa, 12 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu yeni ayın tesirleri biraz daha öne çıkabilir. Güneşiniz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında bir yaysanız, olumlu tesir aldığınızı da, daha keyifli etkiler aldığınızı da söyleyebilirim. Evet, bu yeni ay 4 Ağustos'tan itibaren 2 haftalık süreç içerisinde hayatınızda etkisini gösterecek, şekillenmeye başlayacak. Mars'ın ve Jüpiter'in ilişki evinizde olması ayın genelinde biraz eş partner konularının, işte bazen bu bir arkadaştır, bazen bir ortaklıktır, birlikte yapılacak işlerdir. Eşinizin bireysel girişimleri olabilir, evlilik konuları olabilir. Hani buralarda da çok yoğun bir enerji ortaya çıkarıyor. Ayın ortalarında biraz 15-16'sı gibi buralarda zaman zaman hani ilişki dinamiklerinde biraz kısıtlanmaların ya da ekstra bazı sorumlulukların olması mümkün. Bu konular sizin için de biraz baskı yaratabilir, özellikle ay ortasında. Ama genel olarak hani daha fazla destek aldığınızı söyleyebilirim. Özellikle bir seyahatte biriyle tanışmanız ya da eşinizle keyifli bir yolculuk yapmanız, bir seyahate çıkmanız ya da arkadaşlıklarla ilgili yeni tanışmalar ya da işte bir ortaklı girişim veya bir teklif almanız ve benzeri konularda da önemli fırsatların karşınıza çıkabileceğini söyleyebilirim. Evet, Merkür retrosu var. Bu ay 5 Ağustos'ta başlayacak. 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Aslan burcunda Başak'ta başlayıp Aslan burcunda devam edecek Merkür retrosu. Sevgili yaylar, şimdi özellikle tabii ki para konularına, iş, günlük hayatınız, işte seyahatler, hani buralara biraz dikkat etmek gerekiyor. Aslında retrolarda biraz yavaşlamamız, biraz durmamız, gözden geçirmemiz daha doğru. Bütçenize dikkat edin, hesaplarınıza dikkat edin. Önceden tüm planlamaları yaptıysanız sorun değil. Ya da bir seyahat organizasyonu yaptıysanız sorun değil. Ama aniden gelen bir fikir, aniden hızlı yapılacak bir karar, yani biraz karışıklık çıkarabilir. Bunları iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Merkür retrolarında eğer unuttuğunuz bir borç varsa onunla karşılaşabilirsiniz. İşte hep ötelediğiniz bir şey varsa o sorunla ilgilenmeniz gerekebilir ya da gözden kaçırdığınız bir şey karşınıza çıkabilir. Nostaljik etkiler de getirebilir. Özellikle Aslan'da gerileceği için daha önceden işte gittiğiniz, çok sevdiğiniz bir yere tekrar tatile gidebilirsiniz. Hep gitmek istediğiniz, ertelediğiniz bir yere seyahat fırsatınız çıkabilir. Uzun süredir görüşmediğiniz yakınlarınız, uzaklarda yaşayan akrabalarınız ya da eşinizin yakınlarıyla görüşebilirsiniz. Ziyaretler olabilir, onların yanına gidebilirsiniz. İşte yarım kalmış bir eğitimi tamamlayabilirsiniz gibi. Hani böyle
tekrardan ikinci bir şans gibi, hani karşınıza çıkabilecek fırsatlar, şanslar, biraz da böyle nostaljik etkiler gündemde olabilir. 19 Ağustos'ta 27 derece Kova burcunda dolunay var. Bu dolunay kendi içinde biraz stresli ve zor bir dolunay olmakla birlikte size çok zor bir açıda değil. Üçüncü evinizde olacak. Yani bu bir düşüncenin olgunlaşması, bir fikrin netleşmesi olabilir ya da hani bir projeyi bitirebilirsiniz ya da bir fikrinizi değiştirebilirsiniz gibi gibi. Hani bazı tesirler var. Yakın çevrenizde özellikle kardeşler, işte yaşadığınız yerdeki komşular, arkadaşlar, hani akrabalar. Bu alanlarda bazı ani stresler oluşabilir. Beklenmedik durumlar olabilir çünkü Uranüs etkili bir dolunay bu. Yani beklenmedik sürprizler karşınıza çıkabilir. Aslında daha çok kolektif alanda karşılaşabileceğimiz durumları işaret ediyor. İşte jeopolitik alanlarda bir durum olabilir. İşte ekonomik piyasalarda ani gelişmeler ya da doğa olayları ve benzeri durumlar, biraz böyle bunun yansımaları olabilir genel olarak baktığımızda. Bireysel olarak etkilenmek için dolunay derecesiyle kişisel haritalarımızın temas etmesi lazım. O yüzden lütfen kontrol ediniz haritalarınızı, özellikle sabit burçlar, boğa, akrep, aslan ya da kova. 27 derece ve yakınlarında, işte 25-30 derece arası alabilirsiniz. Gezegenleriniz bulunuyor. Eğer bulunuyorsa dolunayın tesiri biraz artabilir. Bu durumda özellikle kazalara dikkat edin trafikte. Bununla birlikte işte telefonunuz bir anda arızalanabilir, bilgisayarınız bozulabilir, hatta aracınız sıkıntı yaratabilir. Buralarda beklenmedik durumlar olabilir Uranüs etkisi. Özellikle elektrikli, elektronik araç gereçlerde arızaların, bozulmaların, sıkıntıların olması mümkündür. İşte biraz böyle komşu ilişkilerinde ani stresler olabilir, işte kardeşlerle tartışmalar olabilir gibi gibi. Yani dolunay ve yakınlarında lütfen ani düşüncelerle böyle hızlı kararlar vermemek, duygularımızı kontrol etmek, fevri davranmamak, sabırsız davranmamak çok önemli olabilir bu dönemde özellikle. Ayın 22'sinde Güneş Başak Burcu'na geçecek. Venüs ayın büyük bölümünde zaten Başak Burcu'nda. Bu da demek oluyor ki biraz hani iş, meslek, kariyer konularında aslında çoğu zaman bir yardımcı etki var, bir destek alıyoruz. İşte çalıştığımız kişilerden destek alabiliriz. Mesleki konularda fırsatlar karşımıza çıkabilir. Ayın 22'sinden sonra Güneş'in de Başak Burcu'nda parlayacak olması, özellikle mesleki konularda, kariyer konularında hedeflerimizi biraz daha aydınlatabilir. Merkür 29'undan itibaren ileri harekete dönecek. Merkür'ün de ilerlemesi iletişim konuları, eğitim konuları, seyahatler ve benzeri alanlarda tıkanıklıkları çözerek biraz daha rahatlamamızı, daha rahat ilerlememizi sağlayabilir ve Eylül ayında özellikle bu meslek konuları, kariyer konuları sizin için çok daha önemli, çok daha güçlü etkiler getirebilir sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.